Herkese iyi akşamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim Perşembe günü akşam 10.30 sularındayız. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. E, dünkü analizimizde dolarda düzeltme mi yapıyor yoksa düşüş trendinde mi diye bunu tartışmıştık. O videoyu da izlerseniz bunun devamında daha manalı olur diye düşünüyorum sizin için. E, altın dolarda gümüşte ve e, diğer emtialarda ve dövizlerde e, vergi alınıyordu biliyorsunuz %1. O binde 2'ye düşürdü onu tekrardan bir hatırlattıktan sonra şimdi dolar videomuza başlıyoruz. Evet bir ay daha bitirdik arkadaşlar. 2 Mayı içerisine girdik. Günler aylar hızlıca geçiyor. Korona da maalesef verimsiz bir şekilde ama umarım en kısa sürede atlatacağız bunları. Şimdi bizim 7.87'lere kadar yükseliş yaptıktan sonra Bollinger bandının tepesinden uzaklaştığımızı ve yavaş yavaş alçalan tepeler oluşturmaya başladığımızı bu şekilde dünkü video ve ondan önceki videoda da konuşmuştuk. Bakın burada da Investing'in kendi sitesine ait burada uyarıları var bakın e, o da bize Doji Star biriş yani gece e, akşam yıldızı gece yıldızı ne derseniz bunu deyin öyle bir Doji oluşturmuş bu Doji ne demek kararsız bir yapıda olduğunu bize gösteriyor e, bakın bu da güçlü bir e, yükseliş hareketinin olduğunu bize gösteriyor bu P ile gösterdiklerinin üzerine geldikçe bize gösteriyor akşam yıldızından sonra bakın e, büyük bir e, Yutan boğa e, Yutan boğa mum türü oluşmuş bu da bize güçlü düşüşün bir habercisidir. Mum türü de bu şekilde değerlendirilir. Ondan sonra dünkü analizde demiştim ki 7.72 altında kapatırsa bu bize düşüş trendine girebileceğimizin göstergesidir dedim. Neredeyse 7.72 civarında kapattı. 7.71.50'den kapattı. Dolayısıyla ben olumsuz tarafa geçtim ve sabah saatlerinde 7.63'e kadar düştü. Sonrasında da bir yükseliş oldu. Şöyle bir grafiği bakın tepeden çizdiğimiz trend grafiğini çizdiğimizde bugünkü tepenin 781'lerde olduğunu görüyoruz. Oraları test edemedik. Yarın ise 779'ların görülmesi gerektiğini e, aksi takdirde bu düşüş hareketinin e, yani bu düzeltme hareketiydi düne düne kadar. Dünden sonra bu artık bir miktar düşüş hareketine dönmüş durumda. Bakın şurası e, sert bir yükselişti ama asıl yükseliş hareketi e, bizim 7.35 buçuklardan başlayan harekette o da şöyle gösterelim size dolar sinyal tablomuz vardı bizim dolar günlük sinyal tablomuzu açtığımızda bakın 7.35 buçuktan bizim yükseliş hareketimiz başlamıştı ve burada da şimdi not alıyorum ben buraya tekrardan kopyalıyorum buraya yazalım arkadaşlar 772 düşüş diye buraya not alalım Hatta 5 saatlik grafikte de 7.81 olduğunu size dün aktarmıştık. Ben bu şekilde bunu kaydediyorum. Tekrardan yukarı döner miyiz? Nerelerden döneriz? Onun için de yarın bir şans vereceğim. Şimdi onun detayına gireceğim arkadaşlar. Yoksa bu düşüş kendisini biraz daha derinleştirecek mi veya devam ettirecek mi? Şimdi bugünlük üstünde kalması gereken seviye 7.75 arkadaşlar. Şu an 7.74'lerdeyiz yine sınırlarda geziyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat var kapanışa. Onun üstünde kapanış olursa e, bu olumlu ama onun altında kalırsa halen yarın da düşüş olma olasılığını bize gösterecek. Peki yarın düşüş olursa destekler neresi onu söyleyeyim size. E, al 7.69 arkadaşlar onun altında da 7.58 7.59'ların olduğunu söylemek istiyorum. Bakın şuradan gelen yükseliş hareketinin fibonacci'lerine baktığımda burada bir 7.68'ler gözüküyor. Sabah zaten orayı zorladık onun altında kalmamızla beraber bakın altta da Fibonacci desteğimiz olan 7.63'leri gördük. Oradan toparlayıp tekrardan 7.77'lere tepki yükselişi yaptık. Ben dünkü videoda aslında ben de e, önce şunu söyleyeyim e, alt noktada e, 7.63 veya e, 7.72 ol, olacağını e, dünkü videoda da söylemiştik ama hangisinin önce geleceğini açıkçası ben de e, bilmiyordum. Önce 772 geldi sonra 772 777'ye 77 bakın burada tepki yükselişi geldikten sonra oradan tekrardan bir düşüş geldi şu an 772'lere kadar düşse de 774 etrafında geziniyor. Dolayısıyla o da birazcık tuttu tahminimiz olarak teknik analiz sistemimize uygun bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Onun sebebi de bakın burada 5 saatlik grafikte Alt noktalara yaklaştığımızı Şurada indikatörlerde bakın dünkü grafiği açalım bakın şurada indikatörlere baktığımda Şurada bir toparlanma görmüştüm Dolayısıyla 7.72'lerden 7.77'lere mi gidecek yoksa 7.63'lere mi gidecek 62'lere mi gidecek onu Hangisine önce olacağını bilmiyordum Önce 62'ye gitti sonradan 7.77'ye gitti onu demek istedim aslında Şimdi günlük duruma tekrardan dönersek Burada indikatörlere baktığımızda 70 seviyesinin altına geldik. Bu olumsuz kısa vadeli stoar, uzun vadeli stoaresi aşağı doğru gidiyor, MACD aşağı gidiyor. Dolayısıyla net bir şekilde yukarı döndü, bu hareket tekrardan toparladı diyemeyiz arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi 772'den günlük bazda 781'den de dünkü videoda da böyle yazmıştım. 781'den de 5 saatlik bazda, bakın şurada, şu noktada 781'den hatta 782 civarından. Düşüş 5 saatlikte teyitlenmişti ve halen e, Düşüş devam ediyor Tepki yükselişleri olsa da e, Biz halen e, aşağıları zorlamaya devam ediyoruz dediğimiz gibi Bugün bollinger bandın alt noktası 7.69 Yarın için kabaca bu 7.70'ler olacak diye düşünüyorum onun altına gelirsek de Daha alt noktada bizi 7.62'ler 7.63'ler bekliyor diye Size Söyleyelim ve e, Yarınki analizde tekrardan görüşmek üzere İyi akşamlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ki diğer insanlar da bizi keşfetsin. Bizden faydalansın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.